Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sözcük türlerinde isim, sıfat ve zamir, zarf konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Esasla dünyanın en kolay konusu ve size bir müjde vereyim. Üniversite sınavlarında da yani bundan 3-4 sene sonra gireceğiniz üniversite sınavında da mutlaka sıfatla zarf arasındaki farkı sizlere yöneltiyorlar, soru olarak yöneltiyorlar. Nedir olay? Sıfatlar isimlerin sevgilisi, zarflar da fiillerin sevgilisi. Zamir ise böyle tek başına takılacak, isimlerin yerine geçecek. Yani zarflar fiillerin anlamını tamamlayacaklar. ...sıfatlar ise isimlerin anlamı tanımlayacak. Bu olayın özü bu. Nasıl yani hocam... ...böyle kalpler falan çizmişsiniz, gelin damat çizmişsiniz... ...anlamıyoruz diyorsanız hemen şöyle göstereyim. Bana mesela bir isim söyleyin. Diyelim ki... Ee ...ne olsun? Kalem sözcü. Kalem sözcüğüne sen eğer... ...güzel dersen, mesela güzel kalem dersen... ...kalem isim mi? O zaman... ...güzel sözcü de sıfat oluyor. Bu kadar basit. Aynı şekilde mesela bir tane fiil söyleyin. Diyelim ki konuşuyor olsun. Konuşmak bir fiil değil mi arkadaşlar? Konuşuyor yazdım. Buna da mesela güzel konuşuyor diyelim. İşte... Bu fiil olduğu için bu da zarf oluyor. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor. Güzel sözcüğü burada ismin önüne geldiği için sıfat olacak. Güzel sözcü burada fiil önüne geldiği için zarf olacak. Bu kadar kolay bir konu. Intro'muz girsin. Ardından da hepsini güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde hep beraber öğrenelim arkadaşlar. Şimdi sıfat, kalp, isim, zarf, kalp, fiil dedik. Zamirlerde ismin yerine geçer dedik. Öncelikle bunun... Milliyetin Bakanlığı kitaplarındaki tablosu şöyle. İsim soylu sözcükler, fiil soylu sözcükler. Yani fiiller, fiil soylu sözcükler bir tane zaten. Tek başına anlamı olanlar isim, sıfat, zamirler. Bir de böyle böcek gibi edat, bağlaç ünlemler var. Mesela gibi, için, e kadar. Bunlar edat mesela. Ve veya ama, bağlaç, hey falan. Bunlar da ünlem oluyor. Şimdi biz isim, sıfat, zamir, zarfı temizleyeceğiz. Çok kolay bir konu. Arkanıza yaslanın ve emniyet kemerlerinizi bağlayın. Şimdi isimleri zaten biliyoruz. Her varlığın bir ismi var. Bunun ismi nedir mesela? Kalem. Şunun ismi nedir mesela? Kupa. Başka ne olsun mesela? Bunun ismi nedir? Program. Her şeyin bir ismi var. Varlıkları, kavramları, durumları karşılar ve isimler makmek ikile çekimlenemez. Yani mesela özel isim Ahmet Makmek iki almaz. Cins isim ev. Makmek 2 almaz. Somut isim ağaç. Zeka. Soyut isim mesela öyle değil mi? Tekil isim insan. Çoğul isim insanlar. Topluluk ismi halk. Bunların her biri birer isim. Şimdi özel ve cins isim arasındaki farkı bize daha çok yazım kurallarına sorarlar. Yani evin ilk harfinin küçük. Ahmet'in ilk harfinin büyük yazılacağını bilmenizi isterler. Oluşlarına göre ise somut soyut sorulmaz arkadaşlar. Yani hangisi somut isim? Kalem somut. Rüya soyut. Bunu sormazlar. Hiç buna odaklanmanıza gerek yok. Buradan soru gelir. Şimdi tekil isimleri biliyoruz. Kalem tekil, insan tekil, işte ne bileyim saat tekil. Ama nerede çokluk orada lerler. İşte lerler iki gördüğünüz zaman çoğul oluyor. İnsan tekil, insanlar çoğul. Halk ise lerler iki almasa bile çokluk bildirir. Onlara da topluluk ismi diyoruz. Yapılarına göre de basit isim, türemiş, bileşik isim var. Göz sözcü herhangi bir yapım eki almadığı için basit isim. Gözlük dediğimizde anlamı değiştiği için yapım eki aldığı için türemiş isim. Gözyaşı dediğimiz ise iki kelimeden oluşundan ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de bileşik isim oluyor. Mesela kalem sözcü basit isim. Kalemlik dediğimizde anlam değişiyor. Türemiş. Kalem tıraş dediğimizde iki kelimeden oluştuğu için de birleşik oluyor. Yani buraya yazıyorum bu örneğe de. Mesela kalem basit. Kalemler de basit bu arada. Çünkü çekim ikileri ki. Iki. Kalemlik dediğimizde yapmak aldığı için türemiş. Kalem tıraş dediğimizde buraya yazıyorum. Kalem tıraş dediğimizde bu iki kelimeden oluştuğu için bileşik oluyor. Bu kadar basit. Şimdi burada demiştim ya en önemlisi burası bunu sorarlar. Nerede çokluk orada lerler. Nerede çokluk orada lerler diyoruz ama lerler ki her zaman çokluk anlamı da katmayabilir. Çiçekler ne güzel kokuyor dediğimizde burada çokluk anlamı katmış. Ama vali beyler açılışa geldi dediğimizde saygı anlamı katmış. Veyahut da Ahmetler yeni bir ev almış dediğimizde Ahmet Gil diyor. Yapım iki olmuş bak burada kesme işaretiyle de ayrılmamış. Burada Gil anlamı aile anlamı katmış hasta ateşler için yanıyor dediğimizde abartma anlamı katmış. Hani deriz ya seni dünyalar kadar özledim. Abartma. Burada da abartma anlamı katmış. Dili Yunus Emre'ler zenginleştirdi derken burada benzerlik anlamı katmış. Osmanlılar çok uzun yaşadı dediğimizde millet anlamı katmış. 40 yaşlarında biri dediğimizde yaklaşık anlamı katmış. O beyefendiler nihayet uyanmış dediğimizde alay anlamı katmış. Yani burada alay anlamı kattığını, burada yaklaşıklık anlamı kattığını, burada millet anlamı kattığını, Burada saygı anlamı kattığını, burada aile anlamı kattığını, burada abartma anlamı kattığını sorabilirler. Burada da benzerlik anlamı kattığını üniversite sınavlarında çok eskiden sormuşlar. Hocanızı yazılı da sorabilir. Geldik buraya. Sıfata. Sıfat, isimlerin sevgilisi. Bu kadar basit. Kalem bir isim, onun sıfatı güzel. Mesela bir isim olarak burada kediyi düşünelim. Biz artık kedileri seviyoruz değil mi? Kediyi yazalım şöyle. Kedi. Bu kediye sıfatlar yüklemişler. Beyaz kedi, sevimli kedi, tatlı kedi, güzel kedi, bu kedi, şu kedi, o kedi, her kedi, birkaç kedi, bazı kediler, bir kedi, ikişer kedi, üçüncü kedi, kaç kedi, hangi kedi, nasıl kedi? Bunların her biri birer sıfat. Niye? Kedi kimisi niteliyor. Kimisi burada olduğu gibi işaretle belirtiyor, işaret sıfatı. Kimisi belgisizlik yoluyla belirtiyor. Kimisi sayı yoluyla belirtiyor. ...kimisi de soru yoluyla belirtiyor. Dolayısıyla belirtme sıfatları... ...işaret sıfatı, belgesiz sıfat... ...sayı sıfatı ve soru sıfatı gibi çeşitlere sahip. Ama niteleme sıfatları... ...bu kadar. Niteleme sıfatları arkadaşlar... ...nasıl sorusuyla bulunuyor? Nasıl kedi? Beyaz, sevimli, tatlı, güzel kedi. İşaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? Hangi kedi? Bu, şu, o. Belgesiz sıfat da yine hangi sorusuyla bulunuyor? Sayı sıfatı kaç... ...ya da kaçıncı sorusuyla bulunuyor? Soru sıfatları zaten soruyla bulunuyor. Şimdi... Yapılarına göre sıfatlara baktığımızda biyosis sıfatlarda yapım eki yok. Yani iyi insanlar, beş kişi, şu dolap dediğimizde bunlar yapım eki almamış sıfatlar. Ama tuzdan tuzlu su, yazdan yazlık elbise, açmaktan açık kapı dediğimizde bunlar yapım eki olduğu için türemiş sıfat. Bileşik sıfatlar ise birden fazla kelimeden oluşuyor. Kaç kişi? Birkaç kişi. Nasıl vatandaş? Yurtsever vatandaş. Bunlar bileşik sıfat oluyor arkadaşlar. Niye iki, i̇ki kelime yani? kaç. yurtsever. Mesela uyur gezer adam diyorsun mesela. Bu nedir arkadaşlar? Bileşik sıfat. Büyük ekranlı telefonda kurallı bileşik sıfat oluyor. Niye? Çünkü esasında direkt birleşmemiş ama yani büyük telefon ya da ekranlı telefon demiyorsun. Büyük ekranlı telefon diyorsun. Buna da biz kurallı birleşik sıfat diyoruz. Mesela 40 dost değil de mesela 40 yıllık dost diyelim. Bu kurallı bileşik sıfat. Niye? Çünkü 40 dost ya da yıllık dost değil. 40 yıllık dost diyorsun. Bu da kurallı bir şekilde birleşmiş. Geldik zarflara. Zarflar da fiillerin sevgilisi. Aşk burada zarfla fiil arasında. Fiil neydi? Konuşuyor. Konuşuyor yanına güzel sözcü gelince zarf olur. Mesela koşuyor bir fiil öyle değil mi? Fiilimiz yazdık koşuyor fiili. Bu fiile nasıl koşuyor diye soruyorum. Hızlı koşuyor, dikkatli koşuyor diyor. O zaman nasıl sorusuyla biz durum zarflarını buluyoruz. Ne zaman koşuyor? Yarın koşuyor, her gün koşuyor. O zaman biz ne zaman sorusuyla zaman zarflarını buluyoruz. Ne kadar koşuyor diyorum. Az koşuyor çok koşuyor. O zaman burada da ne kadar sorusuyla miktar zarflarını buluyoruz. Nereye koşuyor diyorum. Dışarı koşuyor. içeri koşuyor. ileri koşuyor. Geri koşuyor diyorsun. Bu da yer yön zarfı oluyor. Bakın burada şu çok önemli. Dışarıya diyemezsin. Dışarıya koşuyor dersen o isim oluyor. İçeriye diyemezsin. İçeriye dersen o isim oluyor. Yani dışarı ve içeri gibi yalın halde olacak. Böyle yani e hali almayacak. D hali almayacak. Soru zarfları ise ne zaman koşuyor? Nasıl koşuyor diye zaten direkt soru oluyor. Veyahut da mesela niçin koşuyor dersen de soru zarfı oluyor. Demek ki nasıl ev dediğinde güzel ev dersen niteleme sıfat oluyor. Nasıl koşuyor dediğinde hızlı koşuyor dersen durum zarfı oluyor. Anlaştık mı? Yani bizim az önceki şu zarflardaki bu durum zarfı oluyor. Niye? Çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Buradaki nasıl sorusuna cevap veren isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veren kelime ise niteleme sıfatı oluyor. Anlaştık mı? Bunu da ÖSYM o kadar çok soruyor ki arkadaşlar. Şimdi gelelim zamirlere. Zamirler ise isimlerin yerini tutan sözcükler. Mesela Ayşe mağazadan elbise aldı. Şimdi Ayşe'nin özel isim olduğunu biliyoruz. Mağazanın cins isim olduğunu, elbisenin de cins isim olduğunu biliyoruz. Aldı da fiil. Ayşe'nin mağazanın ve elbisenin yerine biz lafı uzatmamak için ya da gizlilik için zamirler getiriyoruz. O buradan şunu aldı. Nasıl yani? Kim? Nereden? Neyi aldı? Da desen Bunlar da soru zamir olacak mesela birazdan göreceğiz. Bu da zamir, 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 bu da zamir. Hep zamir. Niye? Çünkü bunlar Ayşe'nin yerine geçmiş. Bunlar mağazanın yerine geçmiş. Bunlar elbisenin yerine geçmiş. Yani kalemi verir misin diyorum. Kalem, cinsim. Şunu verir misin dediğimde işaret zamir oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Veyahut da işte şeyi verir misin? Neyi vereyim ya? Şeyi verir misin? Ya yani kalemi hani belgesiz zamir olmuş oluyor. Şimdi zamirlerin çeşitleri var. Birincisi şahıs zamirleri. Bunlar kişi adlarının yerine geçiyorlar. Mesela ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben birinci tekil şahıs, sen ikinci tekil şahıs, o üçüncü tekil şahıs. Biz birinci çoğul şahıs, siz ikinci çoğul şahıs, onlar üçüncü çoğul şahıs. Bir de dönüşlülük zamiri var. Bunu ÖSYM çok seviyor arkadaşlar. ÖSYM hep soruyor. Dikkat edin buraya. Şöyle ÖSYM'nin logosunu yapalım. Bunlar şahıs zamirinin yerine de geçebiliyor. Bazen onlarla birlikte kullanılıp anlamı pekiştirebiliyor. Bu odayı ben boyadım. Şimdi ben şahıs zamiri. Bu odayı ben kendim boyadım deyince... ...bak kendimi pekiştiriyor. İşte bu kendim sözcüğü dönüşürük zamiri. Artık çoğunuz İngilizce hazırlık okuyorsunuz. Mesela myself, yourself, himself, her, her, herself... Işte themselves falan diye self. İşte bu bizdeki o. Kendim, kendin, kendisi, kendileri falan. Bu kendi sözcüğü arkadaşlar. Böyle büyükçe yazıyorum. Dönüşürük zamiri. Yani siz kendi sözcüğünü görünce... ...hop çıkıyor yapıştırın dönüşürük zamiri. Geldik buraya işaret zamirlerine. İşaret ediyoruz. Bu kalem dediğinde yakındakini gösteriyor... Uzaktaki ise şu kalem. Hani İngilizce de var. This, that gibi. Bu kalem, şu kalem. Anlaştık mı? Bu, şu, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki, beriki, diğeri. Bunu şimdi satın alacağım. Bunu, işaret zamiri. Onlar size kargo ile gönderilecek. Onlar, işaret zamiri. Bizim duvara diğeri daha çok yakışır. Diğeri, işaret zamiri. Burada şuna dikkat edelim. Bizim sözcü arkadaşlar şahıs zamiri, kişi zamiri. Ona dikkat edin yani. Bir de şu çok önemli. Bazen işaret zamiri mi, kişi zamiri mi karışabilir. Mesela onlar size kargo ile gönderilecek dediğimizde size şahıs zamiri ama onlar işaret zamiri. Mesela onlar bugün dershaneye geldi dersen onlar sözcüğü işaret zamiri değil, kişi zamiri olur. Niye? Çünkü insanlardan bahsediyor ama onları dolaba koy dersen e o zaman tabii ki işaret zamiri olur. Mesela o ağaç kışın yapraklarını döker bak. O ağaç diyor. Burada bir sıfat anlamı var. O yüzden burada işaret sıfatı. O kışın yaprak döker dediğimizde işaret zamiri oluyor. O herkesle iyi geçinen biridir dediğimizde buradaki o sözcüğü ne oluyor arkadaşlar? Kişi zamir oluyor. Niye? Çünkü burada insanın yerine geçmiş. Burada ağaçtan bahsediyordu, burada insandan bahsediyor. Onlar bilgisayardan çıkardığı eski parçalar. Bak bu işaret zamir. Niye? Cansız varlıklardan bahsediyor. Hayvanlardan ve cansız varlıklardan bahsederse işaret zamir. Onlar toplum bilinçlendirmek için kitap yazmış dediğinde e burada bir yazarlardan ne bileyim filozoflardan bir insanlardan bahsediyor. O zaman bu kişi zamiri arkadaşlar. Geldik belgisiz zamirlere. Belgisiz zamirler belirsiz yani böyle bir belgisizlik var. Yani ne olduğu belli değil yani. Bazısı, neyi? Kimi? Ne diyorsun ya? Çoğu, hepsi, birkaçı, birçoğu, tümü, Tamamı. herkes, kimse, hiçbir biri falan şey, başkası. Ne diyorsun ya? Bunlar hep belgisiz zamir. Herkes hayatta başarılı olmak ister. Kim? Herkes. Öğretmen ders anlatırken kimseyi de çıkarmıyordu. Kimse. Bak bunlar belgisiz. Şurada vardı mesela bir belgisiz zamir. Nerede? Herkese yine geçen biridir mesela. Herkes belgisiz zamir. Birkaç öğrenci laboratuvarda deney yapıyor dediğimizde birkaç öğrenci belgisiz sıfat oluyor. Ama birkaçı laboratuvarda deney yapıyor dediğimizde bu belgisiz zamir oluyor. Ozan önünde isim varsa belgisiz sıfat, önünde isim yoksa artık kendisi ismin yanına geçtiyse belgisiz zamir olduğunu bileceğiz. Geldik soru zamirlerine. Ne, neyi, nereye, nerede, nereden, kim, kimi, kime, kimde, kimden... kimden? Hangisi? Kaçı? Yani cümlenin ögelerinde özne vardı ya, hatırlar mısınız? Nesne vardı, dolaylı tümleş vardı, hani yer tamlayışı falan. Bunları bulduran sorular hep soru zamiri. Bu haberleri kimden duydun? Yeni masayı nereye koyacaksın? Bunlar hep soru zamiri. İsmin yerine geçiyor. Bak Gezi'ye kaç öğrenci katılacak dediğinde, kaç öğrenci, üç öğrenci dediğin zaman buraya kocan kelime sıfat oluyor. Dolayısıyla bu soru sıfatı. Ama Gezi'ye kaçı katılacak dersen bu soru zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de ek halindeki zamirler var. Bunlar iyilik zamiri ve ilgi zamiri. İyilik zamiri dediğim şey esasında iyilik eki. Yani iyilik eki alan kelimeler iyilik zamiri oluyor. Mesela iş. Kimin işi? Benim işim. Benim odam. Senin işin, senin odan, onun işi, onun odası, bizim işimiz, bizim odamız, sizin işiniz, sizin odanız, onların işleri, onların odaları diyoruz ya. Bunlar bir işin ya da bir odanın yani bir varlığın kime ait olduğunu bildiren ekler o zaman bunlar iyilik eki oluyor. İyilik eki alan kelimelerde iyilik zamiri var diyoruz. Bunu ÖSYM yakın bir zamanda sordu. İlgi zamiri ise ki ekidir arkadaşlar. Mesela benim bilgisayarım yavaş, seninki hızlı dediğinde buradaki ki bilgisayarın yerine geçiyor. Dolayısıyla bu ilgi zamiri oluyor arkadaşlar. Mesela kitaptaki öyküleri çok beğendim. Burada kitaptaki öyküler sıfat anlaması yaptığı için bu sıfat yapan ki arkadaşlar. Niye? Çünkü bu öyküleri nitelemiş, belirtmiş. Ama benim ödevim bitti. Seninki ne durumda? Yani senin ödevin ne durumda diyor. O zaman buradaki ki ilgi zamiri olan oluyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Şimdi ben konuyu hızlı, taktikli ve detaylı bir şekilde anlattım ama sizin yapmanız gereken mutlaka 9. sınıf Kasım programında sıfırdan 9'a edebiyat kitabınızda sayfa 48, 100, 102 ve 140 ve 128'i çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Buradaki sorular çok değerli. Yine aynı şekilde Dinamo Edebiyat'ta da 33, 52, 87 ve 102. sayfalar önemli. Burada sizler için hem normal testlerimiz var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Yazılı sorularımız var. Aynı zamanda ÖSM tarzı sorular da var. Bunlar da ileride gireceğiniz üniversite sınavı için çok büyük bir yatırım arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın.